Merhaba, İstanbul Hepimizin Girişimi'nin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin'e hoş geldiniz. Ben Itır Akdoğan. Bugünkü bölümümüzün başlığı Sergide Buluşalım. Konuğum ise sanat kuramcı, karşı sanat çalışmalarından küratör Doktor Ezgi Bakçay. Ezgi hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar İtir. Şimdi sergi, bu yaz çok ilginç sergiler var İstanbul'da. O yüzden biz de ekip olarak biraz bu konu üzerinden de konuşalım istedik. Sergiler tabii gözümüze neşe, ruhumuza şifa, hani o işlevlerini bir kenara koyarak biz aslında daha çok bu programda demokratik kent yönetişimi, kapsayıcılık konuları üzerinden tartışmayı seviyoruz. Sergiler de o açıdan baktığımız zaman aslında bir yandan sanatçıların örgütlenmeleri kolaylaştıran, bir yandan kentlilerin bir buluşma noktası, birbirleriyle karşılaşma, birbirleriyle belki etkileşim. Bir yandan da hem yurttaşın hem de sanatçıların bir araya gelip de oluşturduğu şeyler de olabiliyor, ortamlar da olabiliyor. Mesela bildiğim kadarıyla şu anda senin arkanda görünen kapının arkasında tarihsel demokrasi için bellek sergisi hazırlanıyor. Sanatçılar ve cumartesaneleriyle birlikte şu anda çalışmaları var. Ben yanlış söylediysem lütfen düzelt beni o bilgiyi de. Ve bütün bu söylediğim yani sergilerin bu demokratik kentsel alanlar, kentsel ortamlar olmalarının aslında bir nedeni de küratörlerin bu bakış açısıyla yapmadıkları bu sergileri. Bilmiyorum her küratörün böyle bir şeyi, perspektifi var mı? Ama birçok küratörün var ya da olabilir ya da senin gibi küratörlerin belki olabilir. O yüzden seninle zaten sohbet etmek istedim. Sence o soruyla başlayalım. Sence sanat sergilerinin demokratik bir kentsel ortam olmasında küratörlerin rolü nedir? Çok teşekkür ediyorum öncelikle davet için ve sergide buluşalım başlığı için de. Herhalde bir serginin en büyük muradı biz orada buluşuluyor olmasıdır, bir buluşma mekanı olmasıdır. Hep istediğimiz bu olabilecek en geniş kapsamlı bir buluşma alanı, bir kamusal alan olabilmesi, bir karşılaşma fırsatı, vesilesi olabilmesi bir serginin. Öncelikle şöyle söyleyelim, hani bir sergi ilk etapta aklımıza sanat eserlerinin bir mekanda yan yana gelmesi gelir ama bir sergi çok büyük bir aslında kolektif emektir. Yani daha galeri çalışanından nakliyecisine, duvarı boyayan ustadan sanatçısına, küratörüne, yayıncısına, eleştirmenine ve izleyicisine kadar koskocaman bir komünite oluşturur ya da oluşturması murad edilir. Dolayısıyla aslında bu kolektivite ve bir tür topluluk oluşturma vaadi ve mekanla kurduğu ilişkiyle de kentle bağı kendiliğinden gelişiyor bir serginin. Ne yazık ki biz hep sergiye biraz vitrindeki son aşamada, son ütüde bakıyoruz ama aslında gerisinde çok büyük bir topluluk ve temas süreci var. İşte bir küratör de eğer bu süreci daha fazla önemser, son ürüne bakmak yerine bu iş nasıl yapılıyor, bu işin yapıldığı süreç boyunca üretilen politika, kültür politikası nedir diye bakmaya başlarsa işin kamusallaşması, işin kentle kucaklaşması daha kolay oluyor. Elbette galeriler ve sanat sergilemek için özellikle tasarlanmış olan mekanlarda var olmak çok daha garantili ve çok daha güvenli. Fakat işin heyecanı da tam da işte bir sergi kente dokunmaya başladığı, kente alışık olmadığı yerden dokunduğu, kenti gıdıkladığı diyelim. Kenti bir şekilde hiç beklemedik bir karşılaşma imkanına dönüştürdüğü yerlerde başlıyor. Bu da küratörler için işin heyecan verici olmaya başladığı yere. Ben bundan çok hoşlanan birisiyim. Yani sürpriz mekanlarda birdenbire bir şeyler yapmak. Sanatçılar da bunu tabii ki çok seviyor. İzleyenler de çok seviyor. Hemen aklıma bizim 2021'de yaptığımız Yaklaşım Tüneli sergisi geldi. Metro AŞ ile birlikte çalıştığımız bir işti bu. 2005 yılında Karşı Sanat'ın bir tesadüf eseri keşfederek duvarlarına rölyefler, resimler yaptığı Yaklaşım Tüneli, Hacı Osman metro hattına en yakın tünel. Bu 200 metrelik tünelin aslında bir kaza anında metroya müdahale etmek için açıldığını biliyoruz. Fakat orası birdenbire kentin gizemli bir damarı gibi bizim için çekici bir sanat mekanına dönüştü. Orayı deneyimlemek çok hoştu ve 2021 yılında İstanbul'da Şifa Bulmak adlı bir sergiyi orada yapmıştık. İzleyici için de çok güzel bir deneyimdi. Çünkü Gezi Parkı'nın altından geçen, kentin böyle aslında akslarına dokunan ama onlara da tali bir kanal açan bu mekan, karanlık, nemli, uzun, kendi içinde
bir atmosferi olan mekan sergi yapmak için çok cazipti. Ucundan da tren geçiyordu. Tünelin ucundan da metro geçiyordu. Ve o metronun da görünmesini sağladığımız şeffaf bir kapıyla daha sonra İstanbul Bienali tarafından da kullanılan bir mekanı kente katmış olduk. Bana bu heyecan verici geliyor. Çünkü kentle kurduğumuz ilişkiyi işte o gündelik hayatın rutininden, işte çalışma zamanlarımızın belki de yıprattığı duyusallıktan arındırıp birdenbire canlı, oyunsu, sürprizli bir yere dönüştürmek, dekoratif olmanın çok ötesinde sanatı biraz daha böyle yaşamsal kılıyor gibi geliyor bana. Çok güzel. Mekan deyince aslında gerçekten çok ilginç. Yani ne kadar dediğin gibi alışılmış ya da kentin, bu şehir hepimizin kelimesinin arkasında bizim ekibin bütün bu hani kapsayıcılık fikri de var ya. Bazı mekanlar, bazı kentliler için uğrak yerler, eşin dostunu gördüğü, düzenli olarak takip ettiği sanatçıları gördüğü yerler olabilir. Ama bazı gruplar için de önünden bile geçmeyi düşünemediği yerler de mekanlar, mahalleler olabilir. Dolayısıyla ne kadar o ortam, o mekanlardan dışarı çıkarsa sergiler aslında o kadar da kapsayıcı olacakmış gibi de duruyor. Burada Metro AŞ dediğin için merak ettim. Yerel yönetimlerin bu mekan seçimlerinde şeyleri nedir, tutumları nedir? Yani destek olurlar mı, köstek olurlar mı? Onlar nasıl bakıyorlar farklı alışmadıkları yerlerde böyle sanat sergileri açılmasına? Onu da paylaşmak ister misin? Evet, şimdi aktörler çok önemli. Siz kent ve kamusal alan ve sanat diye konuşmaya başladığınız andan itibaren kamusal alan bütün dinamikleri, bütün gerilimleri ve çatışmaları içinde buluyorsunuz kendinizi. Yerel yönetimlerin desteği olmadan kamusal alanda bir iş yapmak çok zor. Ve o tabii kentte yaşadığımız bütün deneyimler gibi yerel yönetimin kültür politikasına göre değişen bir tecrübe oluyor. Kurumlar, yani bir küratörün tam da orada yapması gereken şey kurumları ikna ederek farklı aktörleri birbirine bağlamak. Bu hem sivil toplum, hem sanat alanı, hem yerel yönetim, hem de kaçınılmaz olarak da merkezi iktidar oluyor. Yaptığınız işin sürekliliğini sağlayabilmek açısından ya da güvenliğini almak açısından düşünüldüğünde o zaman şunu anlamaya başlıyoruz ki hani sanat, özellikle de hani böyle çağdaş sanat kendini çok böyle her şeyden azade, biraz fil dişi kulesinde gibi görmeye yatkın olsa bile aslında işler hiç de öyle yürümüyor. Sizin gerçekten elinizi taşın altına sokup çok fazla politik aktörle aynı anda temel kendi meselenizin özelliğini de koruyarak oyun kurmanız gerekiyor. Elbette yerel yönetimlerin desteği bu konuda belirleyici. Çünkü öyle de olmalı. Eğer yerel yönetimin tabiri caizse gerçekten kamusallaştığı bir yerde den söz ediyorsak o kentlinin söz hakkı olması demek. Değil mi? Yani çünkü ben sizin mahallenize, sizin meydanınıza kendi kafama göre bir küratör olarak gelip bir müdahalede bulunamam, bulunmamalıyım. Bu benim hakkım değil. Mesele sanat alanıyla belki de sivil toplum alanı arasındaki aktörlerin çeşitlenmesi ve hiyerarşik olmayan bir düzlemde birlikte mekanizmalar yaratabilmesi. Konseyler, komisyonlar, bunlar birçok Avrupa ülkesinde, dünyada örneği olan şeyler. Bizde ne yazık ki çok uzun yıllardır mücadelesi verilse bile yok. İşte onu soracaktım. İstanbul'da mesela böyle bir hani kentin mekanlarını sanat için kullanmaya karar veren bir bahsettiğin kent paydaşlarının var olduğu bir konsey, bir grup, bir şey var mı? Bir karar almak. Biz kurumsallaşmış haliyle yok. Elbette ki çaba bu. Herkesin dileği bu. Aklın yolu bir. Bu karar çok disiplinli, kendi alanında uzman, tarafsız ve geçici jüriler tarafından alınmalı. Ve bu hakkaniyetli bir süreç olmalı. Çünkü biliyorsunuz hani kent heykellerimizden hiç bahsetmeyeceğim, o konu bambaşka. de neşeli bir konu ama kente koyacağınız işte o çeşitli meyve sebze heykellerinin de neden ve nasıl koyulduğunu açıklayamıyor yerel yönetimler. Dolayısıyla o süreçlerin şeffaf ve hesap verilebilir hale getirilmesi için kültür politikası üretmesi gerekiyor. Aslında sanat alanının ve yerel yönetimlerin bir arada üretmesi gereken bir tavır bu. Bunun örneklerini deneyimledik geçmişte. Fakat yenilerini yaratmak için de önümüzde fırsatlar var. Aslında yerel yönetimlerin kültür politikaları için dönüştürücü de bir şey. Yani aslında yerel yönetimlerle işbirliği yapmak isteyen sanatçılar, küratörler, izleyiciler, bir arada onların taleplerini toplaması belediyenin her katılımcı süreçte olduğu gibi çıkarına, çünkü kendi politikasını ona göre daha katılımcı, daha demokratik yapabilecek. Kendi işleyişinde belki mekanlarını da daha yaratıcı kullanması için onun dönüştürücü bir etkisi de olacak gibi duruyor, değil mi, aslında yapılabilse daha sık bu anlattığın şeyler?
Evet, yani şimdi en son mesela kamusal alan uygulamalarından bir tanesi İstanbul'da İstanbul Bienali'nin üçüncü uygulaması oldu. Bienal kente kalıcı eser bırakıyor son üç edisyondur. Ayşe Ertmen'in Balat Hastanesi'ne Akşemsettin Parkı'na koyduğu Haliç'te paslanmaz çelik bir heykel Bienal'den kente miras kaldı. Şimdi kalıcılık ve geçicilik meselesi de çok önemli. Geçici müdahaleler bir kenara ama kente sanat tek geçici bir sergi olarak değil kalıcı müdahale ettiği zaman işte, o söz hakkının kime ait olduğuna dair güven oluşturacak mekanizmaların kurulması gerekiyor. Bizim en son deneyimimizden belki biraz bahsedebilirim. Festane deneyiminden bizim izleyicilerimizin de malumudur son zamanlarda çokça konuşuluyor. Ya, gerçi sanatsal bağlamıyla değil ama daha çok yarattığı depremle yarattığı ne diyelim o tedirginlikle biraz söz konusu oldu. Çünkü bir takım provokasyonlara maruz kaldı sergi. İçerisinde LGBT artı propagandası olduğu ya da çıplaklık olduğu bahaneleriyle. Hani bunları bahane olarak söylemekten çekinmiyorum. Çünkü hani sergiyi gezip gören kesimlerin çokluğu ve çeşitliliği düşünüldüğünde bu hassasiyetleri zedelenen bir avuç insan olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan da hani kamusal alana çıkmak böyle bir şey. Kamusal alan çatışmalıdır. Hani kamusal alan bir konsensüs alanı değil aslında. Sergilerde bu çatışmaları ne kadar göğüsleyebilirse o kadar demek ki o farklılıkla temas etti anlamına geliyor. Bu bence keyifli. Diğer taraftan da Festane'de bir şey denedik. Bir kolektif özne olarak İBB ile ortak ve sanat alanının çok geniş bir spektrumlu katılımıyla gerçekleşen işte 320 tane sanatçının 400'den fazla eserin katıldığı 19 küratörlü serginin olduğu işte kurumların da ama aynı zamanda bağımsız sanat inisiyatiflerinde aynı düzlemde buluştuğu bir kocaman şenlik. Yani bir alanı, bir fuar değil, bir bienal değil çünkü tek küratörlü değil. Tek küratörlü olmaması bienal olmadığı anlamına gelmez ama kavramsal çerçeve bakımından aslında içinde çağdaş sanat diye tanımladığımız sanat pratiğinden çok daha farklı modern sanatı da içinde bulunduruyor. Ustaları da, gençleri de yan yana getiriyor. Bu çeşitlilikte, bu çatışmalı kamusallıkta bir sergi nasıl yapılabilir diye düşündüğümüzde işte İstanbul Sanat Meclisi diye adını koyduğumuz olmakta olan, gelişmekte olan henüz tamamlanmamış bir imkansız kolektivite bu. Gelmekte olan ortaklık diyorum ben ona. Hepimizin katılımıyla büyüyecek ya da çeşitlenecek. İşte bu yapıyla İBB nasıl çalışır? Yani bunları denemek zorundayız. Hani bunlar emin olun hani gül bahçesi değil burası. Acayip de zor. Kurumların dilleri başka, ritimleri başka, estetik anlayışları başka, beklentileri başka. Bunların uzlaştığı yerlerde işte hani bence hani küratör demeyelim belki ama kamusal alandan kendini sorumlu hisseden sanat kurumlarının çok fazla topuna girmesi gerekiyor burnunda aynı anda ve oradan çıkacak sonuçların da sorumluluğunu alması lazım. Hiç de o kadar kolay değil. Öyle duruyor. Bu Fesane dediğin gerçekten devasa, hani gidenler, ziyaret edenler bilirler. Devasa bir alanda, dediğin gibi çok farklı tür de sergiler de var. Onun planlanmasında, o benim başta söylediğim gerçekten sanatçı örgütlenmesi ya da küratör örgütlenmesi, farklı seviyelerde sanatçıların bir arada karar vermesi, düşünmesi gibi şeyler oldu mu? Yoksa alanda herkes kendi alanından sorumlu ve yan yana mı gelmiş gibi oldular? Onu biraz kanıtlayabilir misin? Yani kolektif bir şekilde oldu aslında. Bir küratör diğer bir küratörün de olması gerektiğini söyledi. Uzun tartışmalar, toplantılar sonucunda oldu. Kendisi katılmak isteyenler oldu. Yani böyle bir tür böyle piramit gibi örgütlenen bir yapı olmadı. Tek başına olmadı. Çok sesli oldu. Dolayısıyla biraz da hani bu yüzden de bunun zorluklarını da kendi içinde barındıran bir süreç oldu. Tabii ki kapsayıcılık nereye kadar kapsayıcı olabilirsiniz? Bu tek bir edisyonun da anlaşılabilecek bir şey de değil aynı zamanda bu önerinin. Ama küratörler geldikçe, kendi sanatçılarını dahil ettikçe, kurumlar geldikçe ve kendi önerilerini getirince aslında böyle yatayda böyle ağ gibi yayıldığını söyleyebiliriz burada gördüğünüz topluluğun. Elbette eksikleri de var. Ama diğer taraftan en güzel kısmı bence çağdaş sanat kendi içinde bir alandır. Biraz da böyle yabancısı için de söyleyeceğim. Modern sanat kendisi bir alandır ve bunlar yan yana gelemezler. Ya paradigmaları farklıdır. Sanat ve sanatçı tanımları farklıdır.
Biraz da tabii karikatürize ederek de söylüyorum ama böyle düşman kardeşlerdir bunlar. Ama biz burada bu düşman kardeşleri yani omuz omuza yan yana hadi kardeş kardeş oynayın diyerek de değil ama hani neyse kavga hadi burada verelim diyerek davet ettik. İşte şey diyorum ona yine böyle Neşe Erdok görüyorsunuz ama sırtınızı bir dönüyorsunuz Halil Altındere der orada. Yani bunlar da sembolik isimler ve belki de bizim sanat alanında bir topluluk oluşturamamamızın önündeki engellerden bir tanesi de bu sanat tanımımız. Bırakınız herkes kendi tanımlasın. Zaten bu şey tanımlanmamak üzere var. Tanımların ötesine doğru bir hareket olduğu kadar var. Bırakın hani bu şekilde biz bütün o farklılıklarıyla bu ülkede en azından hak mücadeleleriyle bir toplumun ihtiyaçlarına cevap vermek üzere sanatçılar olarak yan yana duruverelim. Yani tartışmamızı yapmayı, sürdürmeyi ihmal etmeden. Çünkü buna ihtiyaç var. Kentte özellikle kent mekanlarında kapalı kapılar arkasında cereyan ediyor sergiler. Ne yazık ki işte ne güzel sergide buluşalım onun için çok sevdim. Sergide çokça buluşulmuyor açık söylemek gerekirse. Çünkü ne kadar olursa özellikle daha çok bunu söylemeyelim. Çağdaş sanatın kendi jargonu, kendi dili, nasıl söyleyelim ayrım mekanizmaları var. O kapılardan girerken ben çokça duyuyorum. Bizim karşı sanata bile gelirken kapıda ücretli mi diye soran izleyici. Ona gelecektim. Ki, şimdi o ziyaretçi şeyine gelecektim aslında çok iyi söyledin. Devam et böyle şey. Ne yazık ki işte o şeyi ayrımı aşmanın dilini kurmak o kadar da kolay olmuyor. Bu bir yandan da tıpkı Fesane'nin temsil ettiği gibi bir modernlik meselesi. Modernleşme süreci tamamlanamamış bir modernite ve sonucunda da sanatla böyle çok rahat iletişim kuramayan bir izleyici. Kuramayan bir izleyici. Tam da işte şey hepimizinin mesela Fesane'deki sergi hepimizin mi? Şu ana kadar mesela şey, ya da işte totalde takip ettiyseniz profillerin falan öyle bir veri toplandı mı kapıda bilmiyorum ama ziyaretçiler hakkında ne düşünüyorsun? Yani hem gelen profil sence gerçekten İstanbulluları kapsayabildi mi? Bir onu sormak istiyorum. Sonrasında da şey, izleyicilerden gelen tepkileri ya da yorumları falan birazcık merak ettim. Şimdi Fesane sanat alanına yeni bir aks veriyor. Fesane ve Kasımpaşa'ya doğru Fenerbahçe üzerindeki diğer kültür mekanlarıyla birlikte İBB mirasının restorasyonuyla açılan mekanlarla birlikte aslında yeni bir aks veriyor. Yani siz Fesane'ye gittikten sonra Haliç evlerine de uğruyorsunuz. Dolayısıyla bu yeni bir tür izleyicinin temasını kolaylaştırıyor. Çünkü Aksel'de biliyorsunuz Taksim Meydanı'na Karaköy ya da yeni aksıyla Dolapdere aksı sanat aksı. Şimdi kente yeni bir dinamizm, kültürel dinamizm kazandıracak olan bir mekansal müdahale bu. Bunun getirdiği de yeni izleyici oluyor. Buna çok eminim ve çokça vakit geçirdiğim için onu görüyorum. Yani bir asla bir işte bir müzeye girmekten belki de kendini rahatsız edemeyecek kesimlerin oraya rahat girdiğini görüyorum. Çünkü orası onların mahallenin mekanı ya mahallenin içerisinde. Diğer taraftan şunu atlamamak lazım. Bu mutlaka ve mutlaka serginin kamusal programlarıyla mümkün olan bir şey. Siz sergiyi yaptınız, altına da künyeleri astınız, orayı bırakıp gidemezsiniz. Bu bir süreçtir. Okumayı kolaylaştırmak sizin görevinizdir. Ve bunu böyle olabildiği kadar pedagojik bir şekilde yapmamak da gerekir. Çokça çocuk etkinliği var Fesane'de. Çok fazla workshop var, konuşmalar oluyor. Şimdi artık yavaş yavaş açık dersler olmaya başladı. Bir dayanışma işareti olarak. Buraya çok insan geliyor. Çocuk şenlikleri için hafta sonları gerçekten iğne atsanız yere düşmeyecek bir kalabalık oluyor. O serginin şey kısmı elbette. Yani o anda sergide de denk düşüyor. Ama şunu asla iddia etmem yani insanlar kalkıp sergi gezmeye mi geliyor onu bilemem. Ama bundan sonra sergi gezmenin o gündelik hayat pratikleri içerisinde o kadar da yabancı bir yere düşmeyeceği fırsatlar oluşabilir bu karşılaşmadan sonra. Ona çok özen göstermek lazım. Bu müzecilik için de işte küratörlük için de önemli. Yani siz kimin için neyi kimlerle yapıyorsunuz sorunun yanıtı. Politiktir. Yani bu da sanatın politikasıdır. Bizim de işimiz yani küratörler olarak aslında sanat politikası üretmek olması lazım. O yüzden işte A nesnesiyle B nesnesini yan yana getirip
X sanatçısı, Y sanatçısı yan yana getirmiyoruz. Aslında temelde kentte, kent mekanda insanları karşılaştırmak üzere bir iş yapıyoruz. Peki tam da işte burada şimdi Feshane'nin ziyaretçileri de bunu görebildiniz mi? Yani başka türlü, başka bir mekanda yayına gelemeyecek, başka türlü bir mekanda bir objeye bakıp birlikte yorum yapamayacak, sohbet edemeyecek kentlilerin bir araya geldiği ya da buna benzer hani bizim şey gönlümüze yatan sanat politikasının uygulamaları gibi bir şeyler yaşandı mı Feshane'de, yoksa bu daha hani biraz başlangıç Mutlaka ileride öyledir. böyle olması için gibi. Söylesem çok iddialı olur ama benim hani kulağıma çalınan cümleler oldu. Ya hiç de öyle dedikleri gibi değilmiş diye böyle bir grup kadının ziyaretini gördüm. Ne dedikleri gibi değilmiş ne? Onu hani artık birlikte yorumlayalım ama dedikleri gibi değilmiş. Belki de sapkın değilmiş bu sergi anlamına gelir. Rehberlerden de duyup da geldi tabii bir sürü insanda, değil mi? Öyle bir şey de oldu, bir durumu da Kontrole oldu gelen çok biliyorum. oldu. Hakikaten burada dedikleri kadar böyle tehlikeli bir şey mi var? Ya da niyeti belli gelen de oldu. Fotoğraflar çekip araştırma yapıp yani işte ne bileyim Komet'in şeyi Serotonin sergilerinde yaptığı bir performans vardı. Kendini Feshane'nin işte yıl 1989 Feshane'nin tavandan aşağı bir kafesle sallandırıyor. Kafesin içerisinde Türkçe sözlük okuyor. Komet'in bu performansı Feshane'de gerçekleşmiş 1989'da. Şimdi o performansa referanslı bir sergi var. Orada da işte o sözlük var. Şimdi o bir kutsal kitap mıdır? Önce bakılıyor, sonra bakılıyor ki değildir. O zaman ilgisini yitiriyor seyirci bazen de. Olabilir öyle şeyler. Ama onun dışında çok geniş bir ziyaretçi kitlesi var. Bakmayınız siz sanatçılar da çok zorda. Sanatçılar da müthiş güvensizlikler içerisinde. Sergileme alanları çok dar, görünürlükleri çok kısıtlı. Hani birkaç belki 20-30 kişinin sanatla sadece hayatını sürdürebildiği, geri kalan bütün sanat alanının aslında güvencesizlik içinde olduğu bir yerde o sergiyi sanatçılar da geziyor, aileler de geziyor. Bana kalırsa mesele biraz böyle kendi güvenli sularımızdan dışarı çıkmaktı. Bunu da sanki Aslında bak burada çok güzel bir şey söyledin. Yani biz kapsayıcılık deyince hep böyle kentlinin, yurttaşın, burada yaşayan hani daha genel olarak alıyoruz ama sanatçı kapsayıcılığı diye bir şey de gerçekten olması lazım. Yani hani Feshane'de işlerini göstermek isteyip sergilemek isteyip sergileyemeyen sanatçılar da belki olmuştur. Ya da İstanbul dışında ki taşradaki sanatçıların keşke bizim kentimizde de böyle bir alan olsa, buna kafa yoran küratörler olsa, sanat kuramcıları olsa da biz de işlerimizi sergilesek diyecek sanatçılar da vardır. Yani İstanbul dışını birazcık biliyor musun bilmiyorum ama İstanbul dışı ile ilgili de minik yorum yapmak ister misin bütün bu burada konuştuklarımız? çok geniş bir İstanbul dışı temsiliyeti var. Özellikle sırf bir bölüm Mardin'den gelen genç sanatçı arkadaşlarımızın temsiliyeti var. Buna çok özen gösteriyoruz. Çünkü biz de zaten hani bu komüniteyi tasarlarken merkez kaç etkisiyle tasarlamaya çalışıyoruz. Onu unutmadan tasarlamaya çalışıyoruz. Ve yıl boyunca da mesela Karşı Sanat'ın da temel amacı olabildiği kadar İstanbul dışından sanatçılara merkezde görünürlük vermek ve buradaki sanatçıları oraya götürebilmek. Şu şeyi şu karşıtlığı bir aşalım hep beraber diye. Şimdi bitirirken o zaman şeyi de söyleyelim. Burada Tarihsel Adalet İçin Bellek Müzesi Güneş Terkoğlu ile birlikte bir atölye çalışması yapıyor. Cumartesi anneleriyle söyleşiyorlar, üretiyorlar, dikiyorlar, işlemeler yapıyorlar. Burası da tatlı bir kamu salonuna dönüştü şimdi. Biliyorsunuz Karşı Sanat Aznavur Pasajı'nın 6. katında hemen Galatasaray Meydanı'nın karşısında. Galatasaray Meydanı kapandıkça biz açılıyoruz. Yani kamusal alanı tabii ki tarif eden enteresan örneklerden biri bu. Orası bir aslında fiziksel olarak baktığınızda hiçbir özelliği olmayan birkaç metrekarelik bir alan ama etrafı çelik duvarlarla kapalı. Yani o parmaklıklarla kapanan şeyin ne olduğunu düşündüğümüz yerde biz de balkonumuzdan işte cumartesi annelerini buraya alıp onlarla birlikte bir pazar günü hala cumartesiyi yaşatıyoruz. Bu ve benzeri vesilelerle de galeriler kamusallaşıyor. Aslında tam da başta söylediğimiz gibi sanat sergileri belki de nefes de oluyor. Nefes olmayı bırak, birçok farklı grubun sesleri de olabiliyor. Onlara yeni yeni alanlar açıyor, ortamlar açıyor. Tam da işte bizim şehir hepimizin de
bakmayı sevdiğimiz perspektif, yani bunun böyle demokratik bir kentsel alana dönüşmesi. Karşı sanattaki, peki bu şu anda üzerine çalıştıkları serginin takvimi belli mi? İzleyicilerimizle paylaşabiliyor muyuz? 12 Eylül sergisi olacak. 12 Eylül'de depoda açılacak sergi. Bu da mekanların kardeşliğini sürdüren bir tavır. Hani bizler olabildiği kadar kapıları açık tutmaya, kapının aralığında ve ayağımızı tutmaya devam ediyoruz. Gücümüz yettiği kadar katılımla büyüyor. O yüzden davet ediyoruz da. Hani burada sergi yapmak, burada etkinlik yapmak, konuşma, film gösterimi yapmak adına yani bizim açık tuttuğumuz yer hepimizin olan bir yer. Kentte hepimizin olan yerleri çoğaltmaya da çalışıyoruz. Peki diyelim bu programı izleyen sanatçılar sizle iletişime geçmek isteseler, karşı sanatla iletişime geçtiklerinde işte bir sergi fikirleri varsa ya da buluşmak istedikleri farklı sanatçılar varsa, o tip karşılaşmalarda anladığım kadarıyla Tabii. vesile olmayı seviyorsunuz ekip olarak. Evet, yani bizi yapan o oluyor, o karşılaşmalar oluyor. Sosyal medya hesaplarından hem takip etsinler hem de gelsinler buluşalım diyorum. Biz bölümlerimizi sosyal medyada paylaşıyoruz, linklerini. Spotify'da bunun podcast versiyonu da paylaşılıyor. Her iki taraftaki arkadaşlarımıza da rica ederim sizin karşısında mümkün olduğu kadar sosyal medya hesaplarının linklerini de koysunlar. Ezgi, çok teşekkür ederim zaman ayırdığın için. Teşekkür ederim. Son pazar günü de sabahtan itibaren çalışıyorsun akşama kadar. Dün de çok yoğundun biliyorum. Yine de zaman ayırdın. Çok güzel bir sohbet oldu. Benim bu yani tartışmayı çok sevdiğim konular ve bıraksan akşama kadar konuşurum ama programımızın da bir süresi var. Evet. O yüzden kapamak zorundayım şimdi. Çok güzeldi. Ben de doyamadım. Çok güzeldi. Çok sağ ol. Sergilerde buluşmak üzere. Sergilerde buluşuruz. Önümüzdeki hafta başka bir kent sohbetiyle tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın. Hoşçakalın.